Evet, selamun aleyküm, günaydın cümleten. Sabah şu an sanırsam, demeyeyim bakayım, saat 7. 7'de başladım videoya bugün. Düzeldin mi lan? Dayak yemiştin. Öt bakayım bir daha. Evet, böyle güne başlayacağız. Zorluklarım 10 numara oldu vallahi. Horoz biraz tüye girdi. Aynı zamanda yıpratıyor ama şuna bakar mısın abi? Bu bir bak. 2 4 6 8 2 4 6 8 burada var. Burayı yumurtlamış mı? Yumurtlamamış. Kavga yok. Diğer horozlar döve bu hale getirmiş. Burada dursun bakayım ya, ölür ya kalır. Dur oğlum, dur oğlum. Hayır. Yem veriyorum oğlum. Şakalık yapma. Bekle. Dur be. Güzelleştim bu ara ha. Dur. Yemini vereyim çıkacağım lan. Tamam. Erkek. Tamam yanaşma. Hayır, daha fazla yanaşma. Bize mi yürüyorsun lan? Kanatlarını da yapmışsın ha. Yeni mermileri çıkartmışım. Bak. Hazır bekletiyor. Çok güzel oldun lan yine. Vallahi tüye bakar mısın? Tamam, gidiyorum hadi. Şerefsiz yürü. Evet, tavus kuşunun son hali. Görüyor musunuz? Gitti. O güzellik gitti yavrum. Ne oluyor lan? Kuyruk muyruk kalmadı. Şimdi yenisi gelecek. Tavus kuşları bu dönemde bütün kuyruklarını değiştirir, döker ve yenisini çıkartır yeni sezona. Bu da kuyruklarını kaybetti. Evet, cüce keçiler. Yukarıdan çekersem ne olur? O zaman görünür. Yukarıdan çekersen karınca iyi olur. Evet. Küçüklüğü şimdi belli oldu. Bunlar anaç. Çok iyi abi. Adaklı keçilerimiz gelmiştir. Evet, burası da benim hayvanları yarışmaya hazırladığım şovhane diyelim. Burada hayvanların kafesleri falan var. Kaldırdım tabi şu anda. Burada da böyle. Normal zamanlarda burayı revir olarak kullanıyorum. Ama tabi yarışma döneminde burayı da yarışacak hayvanları tek tek kafeslere alıp özel bakımları alıyorum. O da hayvanların daha iyi gelişmesini sağlıyor. Şimdi sezon temizliği yapıyoruz şu anda. Şekilde görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle kafeslerimiz var. Burada da var yine. Bunları söktüm. Bu şekilde her yer fayans.
kesinlikle bittir, herhangi bir pisliktir falan. Şuradan kamerayla 7/24 buradaki hayvanlar komple izleniyor. Herhangi bir durumda da müdahale ediliyor. Evet, yeni civcivlerimiz çıkıyor. Şöyle yapayım. Hadi elemana bak. Zorluk çıkmış. Dün de şey çıkmıştı. Neydi o? Evet, bu da çıkıyor. Evet, hepsi çıkacak inşallah. Şimdi yapalım. Şöyle bir bakalım abi. Şunları alayım buradan. Temizleyersek. Dur be. Bölüm sürprizi. Kumrunun biri kaçmıştı geçen hafta. Şimdi geri geldi. İçeri girmek istiyor. Opa. Evet, yakaladım abi. Kızım. Sen nereye kaçtın? Nereden çıkıyorsun anlamıyorum ki be. Alışıyormuşsun sen de. Hadi git. Hadi. Yusufçuk. Denk geldi. İlk defa bu kadar detaylı çekme fırsatım oldu. Tamamen sanırsam helikopterlerin yapıcılarının esinlendiği böcek bu sanırsın. Evet, şimdi buraya oyun güvercinleri getirmiştim. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bura çiftlik. Burada böyle bir boş bir alanımız vardı. Çatı biraz yüksek. Gayet güzel de bir yer. Ahırın yanı hemen. Buraya böyle oyun kuşları için küçük bir idareten, yani derme çatma bir böyle kümes yaptım. Yapıyorum daha doğrusu. Oyun kuşlarını buraya getirip buradan uçuracağım. Bakalım, uğraşıyoruz öyle. Bizim hep boş iş. Evet. Kumrumlularımızın yavruları çıktı. Şöyle göstereyim. Buradalar. Bir şey var mı acaba? Yok. Şöyle. Güvercinleri aldım çatıya. Geçen hafta YouTube hesabımla alakalı bir problem olduğu için aşırı video falan yapamadım. Biraz iştahım kaçtı. Oğlum, beni ıslatıyorsun lan. Ne? O yüzden şey yapamadım. Aşırı derecede böyle paylaşım yapamadım. Neşem de kaçtı. Bak. Ya öyle yavrular nerede acaba? Tamam, şurada. Fare gibi geziyorlar vallahi. Güneş batmak üzere. Orada da bir anne var. Tabii onlardan yine zayiat var. Normal. Efsane güzelleşti. Vay yavrum var.
Harbiden kuğular çok güzelleşti. Bu da kuluçkaya yatmış dişisi. Hadi bakalım inşallah güzel yavrularımız olur. Böyle. Çok iyi. Yarın da motorum gelecek. Hayırlısıyla inşallah. Motor geldikten sonra daha güzel neşem yerine gelir biraz daha. Herkese iyi günler diliyorum. Beğenip abone olmayı unuttuysanız lütfen beğeni ve abone ol tuşuna basın. İyi günler.